Evet arkadaşlar, Uzak Doğu Sporu'nun her türlüsünün ve her branşının insanoğluna fiziksel, bedensel ve zihinsel olarak çok büyük faydaları vardır. Örnek verecek olursak, bir esrarcıya, bir tinerciye, bir kapkaççıya, bir zavallı insana, bir mağdura karşı yapılan her türlü saldırıda hem yakın temasla beraber kişiyi kurtarmak hem de aynı zamanda yapacağımız en ufak bir müdahaleyle beraber rakibi etkisiz hale getirip gereken dersi verdikten sonra yetkililere, polise teslim etmek şartıyla bu insanlardan kurtulabilir. Ama bunu yapmak için muhakkak Uzak Doğu Sporları branşlarında çok çeşitli branşlar olmasına rağmen hepsinin apayrı yerleri ve değerleri var. Bunların içinde Wing Chun dediğimiz yakın dövüş, yakın savunma, aynı zamanda savunmayla beraber atak yaparak Wing Chun'un her ümmeti Müslüman tarafından 7'den 70 herkesin yapması gerektiğini şu asırlarda ve şu durumlarda şart olarak görüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Her branşa saygım sonsuz. Her branşa yapılan maddi ve manevi yatırımı yerinde buluyorum ve bütün spor camiasındaki diğer hocalarımıza ve bizleri yetiştiren rahmetli olan Ferhat hocamıza da Allah'tan kanı kanı rahmet diliyor. Yetiştirdiği on binlerce talebeyle Uzak Doğu Sporları'nın faaliyetlerinin en başında olan arkadaşlarımıza yaptıkları sporda ve branşta başarılar diliyorum. Uzak Doğu Sporları'nda Wing Chun her zaman rakibe karşı göz teması kurarak en yakın ve en az bir zamanda rakibe yapılan saldırıyı bertaraf edip onu etkisiz hale getirmektir. Hiçbir spor dalında yok Wing Chun'da olan. Çünkü aynı anda hem rakibe savunuyorsun hem de aynı anda atak yapıyorsun. Bu Uzak Doğu Sporları'nın diğer branşlarında rakipten saldırı geldikten sonra ya da rakibe saldırdıktan sonra önce savunma boşluk bulduktan sonra atağa dönüşür. Ama Wing Chun'da aynı anda hem savunma hem atak hem de rakibi etkisiz hale getirme tekniği olduğu için Wing Chun en yakın dövüş sanatlarında en üstün ve en güzel olanıdır. İnşallah bundan sonra emekli olduktan sonra Tekirdağ Çorlu'da 7'den 70'e bütün Sinoplu hemşehrilerimde ve diğer arkadaşlarımda ve tüm Çorlu'da yaşayan ve bizi seven, sevmeyen herkese cüzi bir miktar karşısında inşallah Yokuş Spor Merkezi'nde Ahmet talebemin karşısının salonunda inşallah bu spor faaliyetlerinin her türlüsünü başlatacağız. Kalmadı, 7 ay kaldı emekliliğinde. 7 ay sonra bu branşın ilk meyvelerini ve ilk seminerlerini Çorlu'da temellerini atacağız. Şimdi bu branşa ait yapılacak birkaç tane teknik vardır ama karşımızda bir partner olmadığı için gerçekleştiremiyoruz. İkinci çekimimizde inşallah bunu bir partnerle gerçekleştireceğiz.